Aşure hazırlıkları başlasın. Şöyle az az al bak. Şu karalarını da alayım mı yoksa? Çavdar varsa çavdarlar da. Tamam. Buğday belli olur. Buğday beyaz, o açık kara çavdarlar. Bir de çok şu şekiller değişik gibi olanları alıyorum. Böyle buruşuk Bak, gibi böyle bak olanları. benim patladıklarıma bak. Bunlar sen mi patladın? Anneninkilerine. Bak şundan kara kara çıkıyor. Tamam. Onları almayacağız. Ayıracağız. Ayrıca. Tamam. Şey yapalım bunu yine. Hani gece koyalım sabaha kadar kaynasın. İyişir mi? Zamanımızın da hazır edelim. Oraya götürüp ıslayayım. Ateşi tutuşturursun olmaz. Geçen sene babaannen uyku tutmamış da şöyle yapacağız diye sabahımızın da pişirmiş tepsi. Sabahımızın da koyduydum. Evet ya, çok komik. Aa, kaymak gibi pişerse iyi olur. Pişmezse iyi olmaz. Suyu hiç koyulmaz. O zaman yarın sabah da. Babaannem mesai erken başlayacak o zaman yarın. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. İlk önce aşureliklerimizi hazırladık. Şimdi bahçemize geldik. Bahçemizden neredeyse her gün yarım çuval kadar falan biber topluyoruz. Her yerimiz biber oldu. Şimdi bugün de yine akşam üzeri annemle biberlerimizi toplayacağız. Daha sonrasında yarın aşure yapacağız. O aşurelikleri ıslayacağız, hazırlayacağız. Güne başlıyoruz, videoya başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Şimdi ilk olarak şöyle bir patlıcanlara bakalım. Patlıcan kopardın mı hiç anne? Kopartmadım bari. Var mı olan? Bir tane var da onun daha biraz vakti var sanki. Evet, patlıcanların acelesi yok. Şurada bir tane daha bayağı büyümüş. Ha? Evet. Şurada bir tane var. Şu koparılabilir belki bak. Dursun dursun. Dursun mu? Yemeğini yaptık. Aldık ellerini. Top patlıcanlar olmaya başlamış. Anne. Evet. Yok diyorduk ya. Başlamışlar bak bak. Şurada da var. Şöyle çiçekte daha onlar. Burada da var. Top patlıcanlar çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz. Bu sene de 10 tane 10 fide top patlıcan ekmiştik. Şimdi onlar daha yeni yeni başlıyor ama normal patlıcanlarımızı topladık. Bunları annem koparmayalım dursun diyor yemeğini yeni yaptığımız için. Biberleri de o toplamaya başladı. Dolmalıkları görüyorsunuz. Her gün neredeyse böyle topluyoruz var ya bu biberler. O kadar çok ekmişiz ki yani gözümüz doymamış ki. Her gün biber topluyoruz. Bunlar da böyle biber. Charleston mu deniyordu bunlara? Evet. Dedene söyledin mi sen? Söyledim. Karpuzlarımız da bayağı büyümüş de. Yani büyümüşlerdi bir önceki geldiğimizde dedeme gel bak onlara dedim. Koparalım dedim. Bunlar da köy biberleri ve Charleston biberler. Amma büyüdüler ya, maşallahları var gerçekten. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz bu sene bahçemizden fazlasıyla hem de. Biraz da biz abartmışız ekerken. Bunlar da amma çabuk büyüyor ya biberler valla. Her yer biber. Bunları ayrı leğene mi dökeyim şimdi? Evet. Şu domatesler olmaya başlamıştır bence artık anne ya. Olmaz mı? Bir bakalım onlara. Niye bakmıyor? Ya onları birimizin kaldırıp birimizin altına bakması lazım bence. Öyle değil mi? Öyle de olur. Oturak olduğu için. Biz her gün annemle biber topluyoruz. Babaannem de her gün bunları doğrayıp buzluğuna koyuyor. Yeter artık toplamayın biberleri diyor en son. Biberleri
biberi olmayanlara, bahçesinde olmayanlara da veriyoruz tabii de. Yani bu sene aşırı. Şu biberi size göstermek istiyorum. Bir de şöyle göstereyim size biberleri de yakından daha iyi anlayın. Mesela bunları koparıyorum böyle böyle olmuş olanlarını. Mesela her kökte bir sürü biber var. Biraz kıvrılmış, onu alacağım kıvrıldığı için. Küçük ama kopmadı da zaten. Mesela şu bibere bakın şimdi. Kaç tane biber var üstünde. Bu var. Bu var. Bu var. Bu hepten kıvrılmış bakın. Dallarının şeklini alıyorlar mesela arada olduğunda. Dedem gelir. Ha, babaannem domates buldu. Vardır o zaman babaanne bunların içlerinde ya. Değil mi? Girip bakmak lazım. Ot koparayım de. Evet. Çok fazla yeşil domates var, onu biliyoruz da şu kırmızıları da bir içine girip bakmak lazım. Hala biber toplamaya devam ediyoruz bu arada. Şimdi buna ben bu cinsten olanları topladım. Bir de annem bunları topladı. Bunlar şey miydi? Neydi anne bunlar? Domates. Senin işte Meksika biberi. Niye kopardın bunları? Kızaracak bunlar daha. Saracaklar, kızaracaklar. Kimisi saracak, kimisi kızaracak. Bunun hepsinin olgunlaşmış hali çok güzel olacak gibi geliyor, rengarenk. Tamam. Şurada etlik biberlerimiz var. Bunlar kırmızı biber. Onlar da kızarmaya başlamış. Bayağı da çok var üstlerinde. İnşallah bakalım. Bunları ben çok seviyorum. Özellikle kızartmasını. Bayılıyorum bu biberin kızartmasına. Evet, közlenmiş hali de güzel oluyor. Mangalda falan da güzel oluyor. Şuraya bakın nasıl yatışıyor biberler. Maşallahları var. Hey, şuraya bakın. Bunlar bir kızaracak şimdi. Her yer etlik biber. Bunu salçaya da katıyoruz zaten. O yüzden bizim işimize bayağı yarıyor bu domates. Bak 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 bak. Amma çok etlik biber ha. Hey, burada da bu benim topladığım biberlerden varmış. Kocaman olmuşlar. Şurada da var. Şurada da var. Oo. Bu kızarmış olanları alayım mı? Alırsın mı? Alırsın. Bu sırayı topladın mı anne? Kıl biberleri. Aha. Tamam. O zaman şunları da göstereyim mi size, bir görün. Bunlar benim Meksika biberlerim. Olmalarını en büyük hevesle beklediğim biberler. Onlarda da amma döl var ha. Bak 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 şimdi bak. Şu aşağılarda falan dolu. Bunları annem toplamış da gene de üstünde bir sürü küçük küçük döl var. Evet, başlamışlar babaanne. Bir tanesi baya baya olmaya başlamış. Bir olduklarının onların hepsi salçalık olacak işte. Ne güzel. Sen seviyorsun, kızartırız. Evet, ben seviyorum. Sevdiğim tek biber kızartması olabilir. Kırmızı etli biber. Macırlığın azıcık ucundan tutturmuşum. Domateslere bakıyoruz annemle şimdi. Altlarındaki dölleri bir kaldır da bir gösterelim anne. Şimdi bakın. Şu domateslere bakın, domatesler. Allah. Bunlar bir olacak. Her yer domates, Allah nasip ederse. Şurada bayağı kocamanlar var. Bir iki tane mi kaldı? Bir tane mi kaldı? Bak, bir bu var. Bir de iki tane şurada var bak. Dur bakalım şimdi. Kökenine dikkat. Yok kızım, daha olmamış ya. Olmamış mı? Şu kuruması lazım bak. Şu kuruması lazım. Şurada iki tane var dede. Nerede? Bak, yatışıyorlar. Var. Aynen. Onlar bayağı oldu olalı. Büyüyelim. Ay Allah kahretmesin, beterliğin neresine girdi be. Dede, köklere basma dede. Basmıyor işte. Oo, burada iki tane varmış ha. Evet, o iki taneye bir bak. Nerede onun? Uç tarafı sapı burası mı ya? Burası. Olmuş mu? Ya. Göremedik de şuraya basıp da nasıl yaklaşacağız onlara? Açayım mı oraya geçip? Dur.
Daha var mı? Kızım bak şunlar kurulacak şunlar. Şunlar gördün mü? Bak. Tamam. Bunlar da kırılmış zaten birisi. Bunu sapın. Üst üste olduğuna şeyler kaldı. Ya çok kasmış bunu bu ya. Şöyle azıcık onu birer çekelim ha. Başka domates tamam. Yok ya. Bu bayağı hesaba gelmiş bu ama bunda daha yok bak bu şu kuruyacak bu. Koparıp da ziyan etmiyor ama. Etme yavrum dursun 5-10 gün daha bakma. Bu bayağı olmuş bu yani. Bunda ama ya kurudu düştü dalı bulamayız. Kırılmış bunlar baksana. Ya daha iyice ham büyüyecek. Vallahi bilmiyorum dede şey ben anlamam. Olarak... Domateslerin içine girdim. Var mı acaba şurada kırmızılar diye de. Çiğneme. Çiğnemeden bak. Ama ayağım basacak yer yok. Ne yapabilirim? Yok bunlar bu göl bile yok yani gördüm bak. Bak şurada ne var? Nerede? Daha o daha kızarmamış. Bak pembe daha o. Yani şey bak domateslerine bak. Bunlarda niye bu kadar görülüyor ötekiler kadar? Anne. Baksana bak 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 bak. Domateslere bak babaanne gel. Geleyim bak. Düşme de. Abi. Takılma biberlerin iplerine. Ay maşallah. Bak. Bak. Ay. Onlar bunlar olmaya başlamış. Bunlar oturak domates. Bunlar... Arap karpuzları da olmaya başlamış bak. Şurada da var iki tane. Daha bunlar gördüklerimiz. Bunların içinde kim bilir neler vardır. Hiç içine girip bakmıyoruz. Şimdi salatalara geldim. Şurada olan salataları koparacağım. Bir tane olmuş şöyle koyayım. Salatalar da böyle bir iki kere bakmadan gözükmüyor. Anne salata topladın mı? Salata. Pek olan olmamış diyecektim de buna bakın. Kocaman olmuş salata. İşte böyle gözden kaçınca kocaman oluveriyorlar bir gün içinde, iki gün içinde. Burada iki kök salatamız var. Ama bize yetiyor yani bu iki kök salata. Şurada da var bir tane. Onu da alayım. O da olmuş. Tamam. Havuçları da göstereyim size. Havuçlarımızın yaprakları bayağı büyüdü ama daha altları küçük. Şöyle göstereyim. Hiç toplamadık daha havuç. O duruyor onlar. Ama toplayacağız yakın zamanda. Biz bunların sıklığını ellemedik. Yani seyreltmedik. Dedik turşu da kullanırız Ağustos'ta. O yüzden onlar duruyor. Pırasalarımız da bayağı büyüdüler. Bunların da üstleri kesilmesi lazım da şu an yanımızda kırklık yok. O yüzden bu durumdalar. Bu tarafta bahar bütünlerimiz ekili. Onlar da büyüdüler. Sadece sararmaları kaldı artık. Şu birazdan biraz başlamış hatta sararmaya. Şu içlere hiç girmedik köklerini ezmemek için. Belki içinde daha büyük olan, daha çok kavun olan yerler vardır. Şimdi ben şöyle kenarlardan bakıp hemen çıkıyorum. Olmaya başladığında bir daha aralarına girip topluyoruz kavunları. Şu anda zaten damlamayla sulanıyor. O yüzden suyunu kenardan açıp o şekilde ayarlıyoruz. Hatta bunlar daha şu uçları çiçekte bile bakın. Şöyle gösterdiğimde de dalları hep yukarı yukarıya. Daha da uzayacak yani. Daha çok kavun olacak gibi gözüküyor. Şu karşılarda özellikle çok fazla sarı sarı çiçekler var. Topladığımız biberlerin hepsi bu kadar oldu. Kıl biber topladık. Meksika biberi topladık. Köy biberi topladık. Sonra dolma biber topladık. 3 tane salatamız var. Bir tane de domatesimiz. Domateslerimiz artık yavaş yavaş olmaya başlayacak sanırım. Bugünkü bahçedeki hasatımız da bu şekilde. Şimdi hem göceği yıkayacağız, hem fasulyeleri yıkayacağız, nohutu yıkayacağız. Yarın yapacağız da şuraya. Şimdi bu akşamdan hem yıkayıp hem de suya bırakacağız. Hazırlayacağız yani. Babam da traktöre bakım yapıyor. Sen ona bak. Tamam. Onun da içinden karalı olanlarını ayırdık.
böcenin. Böcek hemen temizledik. Çal darlar varsa onları aldık, temizledik. Şimdi suyla yıkayacağız güzelce. Ondan sonra onu da suda bekleteceğiz bu gece. Fasulyeye bir şey atmak istemezsin. Orada hafif su at. Ondan sonra bir çimdik de şey at. Soda. Arıtıcı suyu koyacağım şimdi. Güzel pişmesi için ikisine de. Bol salatasını da. Kotlan deriz biz. Şimdi bizim kotlanımızı yakacağım. Tabii bunu nasıl becereceğim ben de bilmiyorum ama inanın annem yak dedi. Şurada çalı çırpılar var. Biraz bunları tutuşturursak herhalde onun dibine geliyor. Bunun hepsini bir kere de sokarsam ve yakamazsam o da problem. O yüzden şöyle yapalım önce. Kağıttan başlayalım tutuşturmaya yavaş yavaş. Sonra şu çalı çırpılar tutuşsun. Şöyle üstüne koyayım onları. Öf. Hiç beceremem hadi. Dur anne ateş dönersin. Yapıyorum. Çekil 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 ellerim yanıyor. Bayağı yandı herhalde anne ha. Becerdim hı. Gibi. Yanıyor. Göceği de döküyoruz. Göceği ateşe koyduk. Altında güzelce yandık. Fasulyemiz pişti. Uhu, nasıl buhar? Nohutumuz da pişiyor. Az kaldı. Çıkacak şimdi. Öf, doğacak. Yeter. Ona başka malzeme de koyunca o olmaz. Hı hı. İstemez bak. Çok güzel pişmiş. Pişmiş canım. Gerek azıcık yok. Koyulacak. Ama ay, suyu kendi koyulur o. Hiç gerek yok. Lök gibi olmuş zaten. Olmuş. Çiçeği gibi açılmıştı. Bu ezince ne oluyor yani şimdi? Suyu gördüm. Koyulsun diye. Zaten suyu koyulur. Koy koy. Koyacağız. Koca keşi pişti. Ezme de fasulyelerde ezilmesin. Onda fasulye var. İçine fasulye attık. Çok pişmiş. Ama pişmeyince de şey oluyor, çirkin oluyor. Yani ama sirvet de şey diyor. Sirtleştiriyor. Dökeyim. Artık tüm malzemeleri karıştıracağız değil mi sadece? Ha, böyle işte. İki. Üç. Bunda daha az varmış. Hadi. Bak bakalım. Tamam. Büyük olanı at bence biraz. Dur. Daha. Atalım ona da tamam. At bunu at. Karıştırma. Aşuremiz hazır. Şimdi dağıtacağımız kaplara yerleştiriyoruz. Şimdi paketleri yaptık. Bunlar ilk posta. At elime at. Atıyorum bayağı attım ya.
Tamam, bir de bunların ikisini hep koyacaksın. Diğerleri bir sonraki postada olacak. Aşurelerimizi Düldül'e yükledik. Şimdi komşularımıza, akrabalarımıza dağıtmaya gidiyoruz. İlk postayı dağıttık ve yengemlerin böğürtlenleri olmuş. Böğürtlen topladık ondan. Şu böğürtlenlerin büyüklüğüne bir bakın Allah aşkına. Şimdi de ikinci postaya geçtik. Annem hemen doldurdu kovaları. Bunları da dağıttıktan sonra aşure dağıtma işimiz bitecek. Bu cinste yalnız her mısırda iki tane koçan var gibi gözüküyor şu an. İçindekilere de bakmak lazım tabii. Ya evet, şimdi daha şu an çok şeyler, yeniler de. Şimdi şurada taşlar olacak. Taşlardan sonra başka cinse taşları geçecek. Taşları da karıştırmışlar. Yok yok, düzelttiler onu sonra. Burası mı? Bak hala da bunlarda 2-3 tane var dedi. Hasan abi geldi, düzeltti onları. Anladı, anlıyor. Yani anlıyor ya o. Evet, burada çeşit değişti bak. Hala iki şart var. Böyle yapraklar mı sıyarak? Nasıl sıyarak? Mısır değişiyor işte. Aa. Mısırın hemen yanında da kabaklarımız ekiliydi. Burası sulanmaya devam ediyor şu anda. Şimdi şöyle azıcık ilerleyelim. Kabağı size de göstereyim. Burası bir önceki sulanan yer. Birazcık çamur var ama öyle terliğe bulaşmıyor. Kabakları bir görelim. Şimdi mesela şu kabağa bir bakın. Size nasıl tarif edeyim? Bir karışım 20-25 santim gelse işte. Ona göre düşünebilirsiniz. Şurada gene bir kabak var. Burada da var. Bayağı döl döküyor kabaklar şu anda. Şurada var. Bazıları daha yeni yeni başlamış. Bazıları bayağı büyümüş. Herhalde arkalı önlü olacak gibi kabaklar biraz. Burada kara kabak var. Babaannemle dedem, Feyza, dördümüz tarlaları gezmeye çıktık bu akşam. Şimdi mısıra baktık. Mısıra şöyle bir dıştan baktık. Şu anda kabağa bakıyoruz. Daha sonra da diğer tarlalara geçeceğiz bakmaya. Feyza bir tane mısır kopardı. Şimdi size de şöyle göstereyim. Hangi cinsten kopardığını bu tarlada bilmiyorum. Dediğim gibi ekerken yoktum. Şimdi öbür tarlada bakarız beraber. Oradakileri biliyorum hangisinin ne zaman ekildiğini. İlk olarak birinci cinsten başlayalım şimdi. Burada biraz daha püsküller kurumaya başlamış diğer tarlaya göre. Şimdi şuradan ıslak olmayan bir yerden tarlanın içine dalıyorum rastgele. Şu an yastıklamadayız. Çamur varmış. Dur basmadan hadi bakalım. Burası yastıklamadan ezilen yerler. Tam da pıtırağın olduğu yere denk gelmişiz ama. Şöyle yürüyeyim ileri doğru. Şuradan şöyle ilçeriye doğru yürüyeceğim bakalım. Mısır nasıl? Rastgele bir koçan koparacağım. Diğer tarafta Feyza kopardı. Koçanı gördük. Dış taraftaki koçanlar kurumaya başlamış ama iç tarafta daha yeni yeni koçan yapmaya başlamış mısır. Oralar hava aldığı için sanırım hemen büyüyor. Yalnız gökyüzünü göremeyecek şekilde bir mısır büyümüş. İçinde daha koçanlar yeni yeni oluşuyor. Şimdi şöyle bir gidelim. Bu ne acaba? Bu ne burada? Koçan koparayım diyecektim ama burada daha koçanlar yeni yeni oluşmaya başlamış. O yüzden koparmamın bir anlamı olmaz diye düşünüyorum. Mesela şuradan daha net gözüküyor koçanlar. Yeni oluşuyorlar. O yüzden koparmaktan vazgeçtim. Diğer tarafta kopardığımızın da nasıldı biliyor musunuz püskülleri? Şundan azıcık daha koyulaşmıştı. Bundan azıcık halliceydi yani. Şimdi mısırların boyu kaçtır? Şimdi kendime çevireyim. Şimdi benim boyum 1.72. Mısırlar da siz şöyle düşünün işte. Bilemiyorum kaç olduğunu. Kaç metre herhalde? 2.5 falan varlar. 2.5-3 varlar yani. Şöyle. Amma büyümüş buradaki mısırlar ya. Ben harmandı, oydu, buydu derken çok gelememiştim mısırlara ama şu anda mısırlar maşallah diyelim çok iyi durumdalar. İnşallah koçanlarını da güzel doldururlar ve güzel bir hasat ederiz.
Pikabın arkasına bindim. Şöyle Mısır'a üstten bakarak ilerliyoruz. Artık cins değişti. Buralarda Pioneer 0937 ekili. O tarafta Dekalp ekili. Onurası da Pioneer 0937. Bu kenarlarda koçanlar kurumaya başlamış. Hava aldığı için sanırım bu taraflar öyle gözüküyor. Ama iç taraflarda koçanlar daha yeni yeni oluşmaya başlamış. Şimdi de tohumluk ayçiçek tarlamızdayız. Erkekler, erkek ayçiçeklerimiz bütün çiçeklerini açtı şöyle olduğu gibi. Ve onlarda kafa sayısı daha fazla oluyor dişilere göre. Hadi gelin beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mesela bir kökte 11 tane çiçek oluyor erkeklerde ve şöyle bir görüntüsü var. Şimdi bizim erkeklerimiz bu sene 3 sıra. Yani 1, 2 ve 3. Burası da erkek gördüğünüz gibi. Kafa sayısı fazla. Bu sadece en son ekilen erkek sırası. Burada gördüğümüz 6 sıra ise, yani şuradan başlayarak şöyle 6 sıra ise dişi. Bizim işimize yarayacak olanlar ise bu dişiler. Ağustos'un 15'inden sonra bu erkekleri kırıyorlar. Çünkü artık onlar bir işe yaramıyor. Zaten ayçiçekler dişilerle erkekler döllenmiş oluyor. Ve bize önemli olan asıl tohumu üretenler dişiler. Yani bu minnoşlar olacaklar inşallah. Şimdi bu sene şirket dediğim gibi 6 tane dişi, 3 tane de erkek olacak şekilde ekim yaptırdı. Dişilerimiz de artık yavaştan çiçeğe girmeye başladılar. Erkekler bayağı tam anlamıyla çiçekte diyebiliriz. Şimdi gelin bir de size bu tarlamızdaki bari bütün kavunlarımızı göstereyim. Ne durumdalar ben de bilmiyorum. Hep beraber şimdi göreceğiz, bakacağız. Bunları bahçemizdekinden daha sonrasında ekmiştik. Bahçeden bayağı sonrasında ekmiştik. Bari bütünlerimiz de bu şekilde. Şimdi 3, 4, 5, 6 tane var ama burada biraz fare zararı ya da tilki zararı var. Kavunlarda onu engellemeye çalışıyoruz. Bakalım engelleyebilirsek ve de bizden önce başkaları toplamazsa inşallah güzel bari bütünlerimiz olacak. Mesela bunu yemişler. Şimdi bir tane bir şey yemiş bak. İçi boşalmış. Ne yediyse artık bilmiyorum. Bir şey yemiş, boşalmış içi. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Başka güzel bir vlogta görüşmek üzere.